Son derece sıcak bir gelişmeyi geçtiğimiz saatte sizlere duyurmuştuk. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik suikast girişimi. Bütün bunları ele alacağız. Tabii tahıl krizi, Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere sıcak gelişmeleri değerli konuklarımızın anlatımlarıyla, yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Ama ben önce kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aygün Ter, Sayın Atlar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ve canlı bağlantıyla iki değerli konuğumuz yayınımıza katılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Güvenlik Politikaları Uzmanı Sayın Abdullah Ağar ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizmle Mücadele Araştırma Merkezi Başkanı Emekli Kurmay Albay Sayın Ünal Atabay. Sayın Atabay, Sayın Ağar, siz de hoş geldiniz efendim. Hızlıca bu sıcak gelişmeyi aktarıp ondan sonra yorumlarınıza dönmek istiyorum. Pakistan'ın siyasetten 5 yıllığına men edilen eski başbakanı İmran Han suikast girişimine hedef oldu. Söz konusu suikast girişimi İmran Han'ın erken seçim çağrısı için başlattığı yürüyüş esnasında gerçekleşti. Hakkında 5 yıl siyasi yasak kararı alınmış olan eski Pakistan Başbakanı İmran Han erken seçim çağrısı için Lahore'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Partisi olan Pakistan Adalet Hareketi'nden yapılan açıklamada 28 Ekim'de Lahore kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yolcu çıkan Han'ın Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı sırada saldırıya hedef olduğu duyurdu. İmran Han saldırı sırasında üstü açık bir araçta konuşma yapıyordu. Bacağından vuruldu. Hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Olayın hemen ardından da kurşun geçirmez bir araca transfer edildi. İlk müdahale burada yapıldı. İmran Han hastaneye kaldırılmadan önce bacağı sargılıyken destekçilerini selamladı. Daha sonra da Lahore'da hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi, yarasının hafif olduğu belirtiliyor. Pakistan medyasına göre olayda parti üyeleri dahil en az 8 kişi yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ateş açan kişi olay yerinde yakalandı. Henüz kimliği açıklanmış değil ve saldırıyı üstlenen herhangi bir grupta yok. İmran Han'a suikast girişimini protesto edenler yürüyüş başlattılar. Bu ek bir karmaşa manasına da geliyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olayı şiddetle kınadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na derhal soruşturma başlatılması çağrısını yaptı. İmran Han, yabancı ülkelerden aldığı hediyeleri yasa dışı şekilde sattı. Gerekçesiyle 5 yıl siyasetten yasaklanmıştı. Erken seçim talebiyle de geçtiğimiz Perşembe günü 28 Ekim'de yürüyüş başlatmıştı. 11 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşması bekleniyordu. Efendim, son derece sıcak bir gelişme. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Atlar? Efendim, çok karışık bir gündemin içerisine iyice karmaşaya neden olan bir olay. Pakistan içerisinde İmran Han'la ilgili onu sevenlerin sayısı çok fazla. Şüphesiz ki sevmeyenleri de var. Son dönemlerde dışarıya yönelik politik söylemler de vardı. Özellikle İran'la ilgili bunu söylemek isterim. Hindistan'la Pakistan arasındaki münasebetler zaten malum. Biraz çok boyutlu baktığımız zaman birilerinin bu bölgede tansiyonun zaten yüksek olan tansiyonun daha da gerilmesini istemiş olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Çünkü burada Hindistan, Rusya, Rusya uygulanan bütün bu blokada göz önünde bulundurulduğu zaman Hindistan, Ermenistan arasındaki sıcak mesajlaşmalar, İran'la Hindistan'ın tırnak arasında evet tarihi geçmişten gelen bir birlikteliğe son dönemlerde vurgu yapılması. Bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Tabii burada çok sevdiğim, saydığım ve yakinen görüştüğüm Sayın Abdullah Ağar da var.
heç şübhəsiz ki onun və Sayın Atabay'ın da yorumları şahsen benim için de önemlidir. Yalnız şöyle düşünüyorum ben, net bir şekilde herhangi bir terör grubunun ismi açıklanmadan, tabii ki bizim kimseyle ilgili somut olarak şu veya bu yapmıştır diye bir değerlendirme yapmam benim doğru değil. Ama ben son dönemlerde gizli bir elin İran içerisinde boy gösteren ve dün geceden sabaha doğru artık devlet yönetiminin bu karşı durmaya bastırmada zorlandığı görüntülerinin aleni bir şekilde gizliden İran'dan evet sadece başörtüsü değil başörtüsü ibadet yerlerinin yakılması yandırılması mollaların sarıklarının siyah ve beyaz olan iki kategoride olan din insanlarının sarıklarının genç erkekler ve şimdi bu kızlar da bunda yer almaya başladılar kızlar tarafından başlarından alınması yere atılması sanki biraz da başka bölgelerde olayları biraz da kızıştırarak İran üzerindeki bakışların yayındırılması gibi değerlendiriyorum. Amerika hiçbir zaman olmadığı kadar sükunet içerisinde İran'da boy gösteren olayları izlemektedir. O bazı filmlerde yer alan ünlü aktörlerin söylemleriyle kınamalar yeterli değil. Hepimizin normalde bu bölgelerde baş veren vukuatlarla ilgili Amerika'nın nasıl şiddetli bir şekilde söylemlerde bulunduğunu, Birleşmiş Milletler'in bunlarla ilgili kınama kararlarının alındığını bunları biliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsine İran'da yaşananlar, Amerika-İran arasında aslında birdenbire sempatiye dönüşmekte olan ilişkiler ve taxıl koridoru da başta olmakla biliyorum ki ilerleyen zamanda düşünüyorum ki doğal olarak gündemin en önemli konusudur. Onu da konuşacağız. Bunların hepsinin fövgünde değil, direkt bunların hepsinin içerisinde olan olayın bir parçası olarak değerlendiriyorum. Bu tablonun içinde görüyorsunuz. Bu tablonun içerisinde. Şimdi İran vurgunuz önemli.